Bülent Bey. ya Şöyle tabii ben e, Zülfü Livaneli'nin açıklamalarının altında çok büyük e, amaçlar olduğunu falan düşünmüyorum. Tartışma işte Sedat Peker videosu arkasından Deniz Baykal-Korkmaz Karaca ilişkisi üzerinden başlayan tartışmayla işte Deniz Baykal e, bir anda gündeme geldi ve gündeme geldikten sonra da e, Zülfü Livaneli'nin onunla ilgili birkaç ya, bayağı bir yıl önce yazmış olduğu bir köşe yazısıyla Gündeme geldi ve işte zaten Zülfü Livaneli geçmişte bunları yazmıştı diye gündeme gelince tam da o noktada Zülfü Livaneli ile yapılan bir söyleşi yani ben e, öyle çok büyük altında işte mesajlar falan olduğunu düşünmüyorum e, Zafer Bey'in dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim işte daha sonraki yapılacak işbirliğinin alt hazırlanmaya dönük olduğunu da düşünmüyorum tamamen konjektürel bir dönemde gündeme geldi. Şimdi yapmış olduğu söyleşi uzun. İçine baktığınız zaman doğrular da var ama yanlışlar da var. Yanlışlara baktığınız zaman işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişiyle ilgili söylediği şeylere baktığım zaman orada ciddi bir yanılgı var. Yani baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları aslında iddiat ve terakki içerisinde yer alan, ama iddiat ve Terakki'nin hayalperestliğini gören ve o onu reddeden yeni bir cumhuriyeti kuran daha sonra işte kemalist devrimleri yapan ve e, bu devrimlerle Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan kadrolar baktığınız zaman kemalist devrim aslında bir sol bir devrimdir. Yani bu bütün tarihçiler bunu böyle algılarlar. Sol bir devrimdir ve bu sol devrimi yapanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarıdır. Yani o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer alan kadrolardır. E sonrasında bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişimine, o dönemdeki yaptığı şeylere. Yani neden Cumhuriyet Halk Partisi sol bir partidir? Çünkü emperyalizme karşıdır. Bilimsel eğitimi savunur. Hukuk reformunu savunmuştur ve Türkiye'de hukuk reformunu gerçekleştirmiştir. Birçok şeyi dönüştürmüştür Kemalist devrim. Onun için sol bir devrimdir. Yani kalkıp Cumhuriyet Halk Partisini ve o devrimleri sağcılıkla suçlamak Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman sol olmadı demek. Büyük bir haksızlık. E sonra bakıyorsunuz yani kendisi mesela orada söylüyor. E, İsmet Paşa ile Yaşar Kemal arasındaki bir <laughs> anekdot üzerinden İsmet Paşa'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte tek kanatlı kuş uçar mı söylemi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece devlete dayandığını, halkı unuttuğunu ve bu nedenle İsmet Paşa'nın bunu gördüğü için de e, ortanın soluna doğru Cumhuriyet Halk Partisi'ni çektiğini e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ortanın solu hareketi çok ciddi tartışmalar sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul ettiği ve kendisini devletten çekerek sola doğru kaydırdığı bir dönem, arkasında Ecevit'in gelmesi, Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçkinler, işte belli elitistlerin yönettiği bir partiden daha çok halkın halkın sorunlarına sahiplenen tam da Cumhuriyet'in ilkelerinde olan Atatürk ilkelerinde olan halkçılık felsefesine uygun olarak o dönemki 70'lerdeki Ecevit'in estirdiği şeyler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde 42'lere götüren süreç. E 1980'lere geldiğimizde 80'lerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı olan CHP, CHP'nin yaptıkları, o dönemki CHP'nin savunduğu şeyler işte demin Zafer Bey söyledi. 89'da Kürt raporunu yazanlardan birisi yani işin başındaki kişi Deniz Baykal. Şimdi böyle birisi için yani 89'da Kürt raporunu yazmış, yazdırmış, partinin genel sekreteri olmuş, konumdaki bir kişi için Kürt düşmanıdır demek doğru değil. Yani Deniz Baykal'ın Kürt ...politikasını eleştirebilirsiniz. Ona bir şey demem. Deniz Baykal'ın Alevi politikasını da eleştirebilirsiniz. Ama Deniz Baykal Kürt düşmanıdır, Alevi düşmanıdır... ...demek doğru bir yaklaşım Hayır, değil. Hatta Bülent Bey bakın... ...ben bunu çok yadırgadım açıkçası. Sizinle aynı fikirdeyim. Hatta Zülfü Livaneli bununla yetinmiyor. Şöyle diyor... ...Deniz Baykal diyor... ...Kürt ve Alevi düşmanı olduğunu söylemiştir diyor. Bu basında çıktı diyor. Yani Deniz Bey gibi yani, deneyimli yani bir siyasetçi. ben o cümleyi okuduğumda şöyle anlıyorum bunu. Yani Deniz Baykal demeç vermiş. Ben Kürt düşmanıyım. Ben e, Alevi düşmanıyım. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Yani en Kürt düşmanı, en Alevi düşmanı politikacı bile bunu böyle söylemez yani aklına eğer peynir ekmekle yememişse. Bence bu, herhalde yani, yazısı okunsun diye söyleşi okunsun diye böyle ama yani, bir Ama yani ama şimdi e, size birisi Kürt düşmanı, yani, Alevi düşmanı dese bu bence çok büyük yani bir hedef bizim... gösterme hani insanlık düşmanlığıdır dedi. Ee, öyle i̇nsanlık suçudur dedi. Çok büyük bir hedef de gösterme. Yani şimdi niye beni Kürtlerin, Alevilerin düşmanı gibi takdim ediyorsun? Yani ne, ne, ne kadar kötü bir şey. yani şunu diyebilirsin. Hani Kürt politikasını beğenmiyorum. Alevi yani. o baş, başka bir şey. Ay haklısınız orada yani. Yani onu eleştirebilirsiniz. Orada haklı olduğunuz yönler olabilir. Benim de Deniz Baykal'ın Kürt politikası, Şimdi özellikle 2000'li yıllardan sonraki politikası. Ben bu politikası... konuyu yazdıktan sonra bugün baktım sosyal medyada Zülfü Livaneli Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan'ın Deniz Baykal aleyhinde yaptığı bir konuşmayı paylaşmış sosyal medyasında. Şimdi Erdoğan Deniz Baykal'ı Kürtlere ve Alevilere destek vermemekle suçluyor. Orada da Ahmet Gürgüz Ketenci il başkanı seçildiğinde İstanbul'a ha nihayet bir Türk ve Sünni seçildi dediğini söylüyor. Şimdi aslında o da o hikayenin de e, aslı şöyle. Ya ben hani Baykal'ın avukat değilim ama adam şu anda kendini yeterince savunabilecek durumda değil. O hikayenin de aslı şöyle. E, sorulu soruluyor Deniz Baykala. Ya sizin partide il başkanı, İstanbul il başkanı hep Alevi ya da bilmem Mutlaka Alevi oluyor filan. O da diyor ki yok diyor bu Ahmet Gürcüz Ketenci Sünni diyor. Bak ilk defa işte Sünni bir il başkanı oldu diyor. ve Bunu da bu şekilde yansıtıyorlar yani. Bu şekilde yansıtılıyor bu. Yani... Ya tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti içerisinde alıcısı olan bir e, konu, bir tartışma. Ama e, doğruluk payı var mıdır ona bakmak lazım. Yani kimse çıkıp e, Deniz Baykal'ın e, Alevi düşman olduğunu söyleyemez eğer Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığını çok uzun bir süre yaptı ve Alevilerin Türkiye'de büyük bir çoğunluğu da işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorlar. Deniz Baykal'ın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy veriyorlardı. Tabii. Yani eğer Deniz Baykal'ın bir Alevi düşmanı olduğunu görselerdi, herhalde bunu anlarlardı ve oy vermezlerdi. Ya bu bir temelsiz iddia, bunun bir temeli yok. Ben Deniz Baykal gibi bir deneyimli siyasetçinin de ee, herhangi bir ortamda arkadaş ortamında dahi olsa böyle bir e, sözü söyleyebileceğine Sö ihtimal Söyler vermiyor. Mi? Bey Olur hani yani diyorsunuz söyleyeyim. ya büyük bir proje değil diye. Bakın Zülfü Livaneli gibi bir insan hani normalde böyle bir sohbette, kahvehane muhabbetinde edilmeyecek cümleleri, böyle tehlikeli cümleleri kuruyorsa bence proje başka bir projedir. Yani öyle o bahsettiğin demokrasi konferansı işini hafife almayın. Ya bence biraz üstte geldiği için işinden gündeme geldiyor. Yoksa bu... Röportajın bu tartışma olmasaydı, bu tartışma olmasaydı Zülfü Livaneli'nin kimse gidip söyleşi yapmayacaktı, Zülfü Livaneli de böyle gündeme gelmeyecekti. Muhtemelen bu tartışmadan sonra kendisinin yazmış olduğu yazı gündeme gelince ona işte mikrofonu uzatıp söyleşiye başlayınca ben, gazeteciler bence bakın 14 yıl önce Zülfü Livaneli bir yazı yazmış. Bence orada yazdıkları esas sorunlu. Zülfü Livaneli diyor ki. Tayyip Erdoğan diyor milletvekili olamayacaktı. Dolayısıyla başbakan hmm. olamayacaktı. Baykal bunun önünü açtı diyor. Hmm. Aslında ya, Deniz Baykal'ı eleştirilecek çok yön vardır. Belki de Deniz Baykal'ın yaptığı en doğru işlerden birisi bu ya yani. Şeref madalyasıdır bu ya. Demokrasi adına öyle. Yani Çünkü de, ya böyle yani bir bugün... saçmalık olabilir mi yani? Yani Erdoğan'ı zorla, <laughs> yasa zoruyla milletvekili yapmayacaksın. O da başbakan olamayacak. Ee CHP mi iktidara gelecek yani o zaman? Erdo Erdoğan'ın elini kolunu bağlayacaksın 2002'de. Yani daha yeni iktidara gelmiş. Nasıl bir manzara umuyorsun yani? Yok. Bu yaptığın bir de ayrıca mertliğe sığar mı? Yani bir rakibin elini kolu bağlı orada duruyor. Sen onun üzerinden siyaset Hayır, bir yapacaksın. Baykal çok doğru bir şey yapmış. Çelişki orada. şurada. Biraz sonra belki konuşacağız. Yani e, söz söyleyen konuşan siyasetçiyi e, sırf konuştuğu için düşüncelerini açıkladı diye siyaset dışı bırakıyorsanız yargı yoluyla yargıyı araçsallaştıracak araçsallaştırarak biz bunu bugün eleştiriyorsak yani neden cezaevinde siyasetçiler var bunlar konuşmak dışında bir şey yapmadılar şiddeti çağrıştıran bir şey söylemediler hatta işte bugün Kemal Bey'in fezlekeleri üzerinden belki konuşacağız ya burada e, bir hakaret yok işte bir şiddeti çağrıştıran bir söz yok ama neden siz yargı yoluyla Kemal Bey'i susturmaya çalışıyorsunuz o dönemde de işte e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu bir şiir nedeniyle mahkum edilmişti. Ve e, oradaki şiir nedeniyle onun siyaset hakkının elinden alınması zaten e, bir garabetti. Bu garabetin ortadan kaldırılmasında Deniz Baykal'ın ve o günkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı doğru bir tavırdı. Ya Zülfü Livaneli o garabet devam etsin tezini Ama sakın, savunuyor. O gün böyle onu, bir saçmalık olur mu? O gün ya? onu savunursanız... Bugün, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunamazsınız. Bugün de doğru. aynı şeyi diğer siyasetçiler için söyleyebilirsiniz. Sözün üstünlüğünü o zaman çıkıp, savunamazsınız. E, Zülfü Livaneli şunu de, dediği zaman çelişki içine düşmüş olur. Yani doğru Selahattin de. Demirtaş çıksın e, derse o zaman bir çelişki olur. Yani o gün e, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yapma hakkını savunuyorsan... ...bugün de Demirtaş'ın siyaset yapma hakkını savunursun. O zaman belli bir çizgide, belli bir tutarlılıkta olursun. Ama doğru bir doğru. tarafta kendi işine geldiği için... Recep Tayyip Erdoğan işte önünü kesseydiniz bugün iktidar bu kadar güçlü olmazdı diyeceksin. ya bu tezin, Diğer tarafta da... Bülent Bey bu tezin çok <laughs> alıcısı var ya. Yani millete diyor ki Erdoğan'ın önünü kesseydi diyor. Bu işler böyle olmazdı. bu doğru partisi. değil. Tamam burada, da kesilmezdi zaten. Kesilmezdi. Burada eleştireceğimiz tek şey şu. Cumhuriyet yani Halk Partisi ve Deniz Baykal o gün bu tavrı gösterirken karşılığında eğer bir şey vaat edilmişse bir şey için bunu yapmışlarsa... Bu ayıp bir siyasettir. Onu ima ama, ediyor. Ama, ama hani yok ama öyle bir ya şey bu yok. Bu tabii o günkü oy veren CHP grubuna da büyük bir hakaret. Ama şey var yani, yani Yılmaz Ateş'in bugün bir açıklaması var. O dönem Baykal'ın en yakındaki isim. Ee, diyor ki Erdoğan'ın yasağını kaldıran anayasa değişikliği 22 Aralık 2002'de yapıldı diyor. Zülfü Livaneli'nin sözünü ettiği o Beylerbeyi'nde galiba bir balıkçıda yapıldığını iddia ettiği görüşme. Erdoğan'la Erdoğan'la er Baykal arasında 22 Şubat 2003'te yani 3 ay önce Erdoğan'ın yasağı kalkmış. Ve burada da işte 22 Şubat 2003'ne 1 Mart tezkeresinde bir hafta kala yapılan bir görüşme. Onun detayları orada konuşuldu. Zaten süreci hatırlayalım. Yani 1 Kasım 2002'de 3 Kasım. şey 3 Kasım 2002'de seçimler yapıldı. Arkasından YSK siyir seçimlerini iptal etti ve siz seçimlerini iptal etmesi üzerine Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması gündeme geldi. O dönemde bu Anayasa değişikliği yapılarak. E, tekrar aday olması sağlandı. Yani i̇şte öyle çok Aralık 2002 çok diyor. uzun bir süreç yok ya. Yok kardeşim. Ya bu şimdi şöyle bir şey e, Hakan Bey size söz vereceğim. Yani bir yasakla bir lideri bir liderin yükselişini durduramazsın kardeşim. Durduramazsın. Yani demokratik değil söylediği bir yani demokratik değil tuta, tutarlılık açısından %100 katılıyorum. İki... Kendi siyasi çizgisinin yararına da değil söylediği şey. Yani Erdoğan'ın yasağı devam etseydi AK Parti çok daha yüksek dediği gibi yüksek oy alarak gelirdi. Yani bu çok saçma bir öneri. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi bunu 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işte 367 krizinde o krize krizin çıkmasına destek verdiği için de 2007'de AKP yüzde 47 oy aldı. Millet... yani o süreci e işte, mesela tamam. Deniz Bey'i o süreci kötü yönettiği için eleştirebilirsiniz. Ya, aynen bravo. Yani Bu, o anlamda yani, Kemal Bey'in de. Yani e... Şunu artık anlayın ey vatandaş millet hukuk yoluyla böyle baskıyla yasakla bir siyasi'nin önünün kesilmesinden haz etmiyor. Evet bitti. Ya evet. o konuda eleştirebilirsiniz. Haklı dayanakları var. 95 seçimden Refah Partisi sanıyorum 21 aldı partiyi kapattılar. 2002'de Refah'ın devamı AK Parti 34-6. Aslında yani her şey çok net ortada.